tütünden yana yüzümüz gülmedi bu sene. Nasip tabii. Olsun. Tütünden yana gülmediyse de Narenciye emeğimizin karşılığını verdi. Ne yapmış Cihan? Olmuşlar mı ortak Nadir'le? Vallahi görünürde ortaklık falan yok. Cihan sözde ağam izin vermiyor deyip vazgeçmiş diyorlar. Ama Nadir daha şimdiden yeni tıralımı yapmaya başlamış bile. Alsınlar bakalım. Ağam sen kimse malını yükletmeyecek dersen olup biter. Kim cesaret edebilir? Aldıklarıyla kalırlar. Hoş geldin ağam. Hoş bulduk Hüsam. Kahveni getirem ağam. Getir Hüsam. Ağam. Ne oldu Aziz? Gitmiş mi? Gitmiş tabii ağam. Başka çaresi var mı ki? İyi. Abim Ezda'ya baktığı gibi kimselere bakmadı. Anam çok uğraştı tabii bir daha evlensin diye. Tek oğul ya, soyumuz yürüsün diye. Ama abim karşı çıktı. Ezda'dan sonra hayatıma başka kadın giremez. Ben kimseye karım, kadınım demem dedi. Tabii bunlar senden önceydi. Hadi, bahçeye inmiyoruz. Sen git, ben geliyorum. Ezda'dan sonra bir daha hiçbir kadın hayatıma giremez. Ben kimseye karım, kadınım demem dedim. Tabii senden önceydi bunlar. Bu organik tarımla ilgili bir yazı gelecekti, geldi mi? He, geldi ağam. Ziraatçı Emin'e verin dedin, biz de ona verdik. Tamam. Selam aleyküm. Aleyküm selam amca. Müsaadenle ağam. Hoş geldin amca. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim amca, sağ ol. Buyur. Bende bir emanetin var. İstanbul'dan geldi. Onu getireyim dedim. Hayırdır amca? Hayırdır oğlum, hayır. Şer bizden ne arar? Cihan'dan. Olanlardan dolayı nasıl üzülmüş. Kendini affettirmek için bunu yollamış. Sağ olsun. Medos'a kardeşsiniz. Bir arada buydunuz. Olur böyle tatsızlıklar. Barış için gönderdiği hediye bile çok şey anlatıyor amca. Biz Cihan'la iki dünya bir araya gelse de anlaşamayız. Ama senin bende hatırın büyük. Bu yüzden bu hediyeyi kabul ediyorum. Biliyorsun. Benimle ters düşmediği sürece Cihan'la bir sorunum olmaz. Sağ ol oğlum. Affetmek büyüklüktendir. Bir ağaya da bu yakışır. Merhaba Celil Bey. Buyur hoca. Dilan'ı soracaktım. Okula gelmeyince merak ettim. Vallahi artık gelmeyecek. Neden? Yani bir nedeni yok. Okumasını istemiyorum artık. Ama Dilan sınıfın en başarılı öğrencilerinden. Parlak bir geleceği var. Vallahi hoca uzun lafa gerek yok. Okumayacak dedim, okumayacak. Yani okuyup da ne olacak? Bir sorun mu oldu? Halledilecek mesele ise... Yani bir mesele falan yok. Zaten kendi karnımızı zor doyuruyoruz. Bir de okul masrafıyla mı uğraşacağız değil mi? Bunu halletmek kolay. Dilan'ı gönderin yeter. Ne masraf olursa ben karşılarım. Hoca sağ olasın. Bizde söz ağızdan bir kere çıkar. Okumayacak dedim mi okumayacak. Siz gene de bir düşünün. Dilan'ın geleceği söz konusu. Yazık etmiyorum. Sağ ol hoca. İşin gücün rast gelsin. Yolun açık olsun. Bu ne ya? Herkes keyfimin kahyası olmuş. Thank you.
Efendim? Alo Emre, Sıla ben. Sıla, iyi misin? Ben iyiyim. Esas sen nasılsın? Hiç aramadım, merak ettim. Sıla, ben İstanbul'a geri döndüm. İstanbul'a mı döndün? Evet. Kocan olacak adam tehdit etti beni. Adamları da zorla uçağa bindirdiler. Ama geri döneceğim. Bu sefer yalnız değil tabii. Emre, sakın gelme. Ben seni tekrar arayacağım. Ben aramadan sakın gelme. Ne zaman arayacaksın peki? Bu iş daha ne kadar sürecek? Sıla, sen daha durumu anlayamadın galiba. Senin emrinde şu anda 8000 kişi çalışıyor. 7 tane fabrika senden direktif bekliyor. Hoş geldin ağam. Hoş bulduk. Sıla? Alo? Kahretsin! Rahatsız olma. Bir şey alıp çıkacağım. Eşofmanlarını mı arıyorsun? Burada. Niye taktın? Kevser Hanım tak dedi. Karısısın sen onun. Kadını dedi. Ben de taktım. Hemen yatacak mısın? Niye sordun? Biraz sıkıldım. Yürüsek mi acaba? Merak etme, kaçmayacağım. Korumaların da gelir istersen. Hadi. Yürümek istemiyor muydun? İyi akşamlar. İyi akşamlar. Siz burada kalın. Başüstüne.